erkek torun hayaliyle yaşarken başımıza gelenlere bak Gülsüm. Ben dedim Veli'ye bu kadın uğursuz diye ama beni dinlemedi gerizekalı. Canım, dünyanın sonu değil ya. Herkes düşük yapabilir. 2 yıl tedavi olunca tekrar bebek sahibi olacakmış nasılsa. Üzme bu kadar kendini. Benim vaktim yok Gülsüm. 2 yıl bekleyemem. Bitti artık. Bu iş buraya kadar. Peki ne yapacaksın? Oğlumun yakasını bırakıncaya kadar elimden ne gelirse yapacağım. Baba anne, annem geldi. Annem geldi. Soyumuz kuruyacak, soyumuz. Anne, sırası mı şimdi bunu söylemenin? Hoş geldin Ayşe, geçmiş olsun. Ağrın falan var mı? Biraz var, sağ ol Gülsüm abla. Ne talihsiz kadınım ben. Anne! Meral, deme öyle, Allah'ın gücüne gider. Ayşe kızım, niye zahmet ettin? Hasta halinle yormasaydın kendini. Yok Gülsüm abla, iyiyim ben. Gelinin yok bir şeyciğim. Doğum yapmadı ya canım. Buyur anne. Çok demli olmuş bu. Aç da getir. Meral'im çok katısın vallahi. Azıcık anlayış göstersen ya kıza. Veli'yi bir başıma büyüttüm. Bir kere de gıkım çıkmadı. Şimdi bir çay istedik diye suçlu mu olalım Gülsüm? Ben böyleyim. Beğenmeyene aha kapı. Afiyet olsun. Ben dükkana gidip bir bakayım. Cengiz'e pek güvenmiyorum. Akşama geç kalma. Bana da eczaneden bir tane tatlandırıcı almayı unutma. Tamam. Değil mi? Hadi güle güle. Beceriksiz. Bir susturamıyor çocuğu. Gerçi kız çocuğu tabii. Ağlaması bitmez. Anne. Biz hastaneden çıktığımızdan beri suratından düşen 1000 parça. Allah'ın gücüne gider vallahi. Ne yapalım? Nasip değilmiş. Veren de Allah, alan da. Bana bak Veli. Cevap mı veriyorsun sen bana? Yok anne, ne demek o? Ben sana dedim. Bu kızın soyunda hayır yok. Soyumuzu kurutacak, soyumuzu. Ben senden ne istedim? Bir tane erkek torun, o kadar. Biraz sabredersek erkek de olur Allah'ın izniyle. Olur olur da ben göremem Veli. Hem benden söylemesi. Bu kadın sana erkek çocuk doğuramaz. Ablaları filan hep kız doğuruyor. Erkek doğuramıyor bunlar. Ama anne. Evleneceğin vakit söyledim. İlla bu olacak dedin. Ne yapıyor ya? Öteki kadınlardan farkı ne? Ben karımı seviyorum anne. Beni sevmiyor musun yani? Alacağın olsun Veli. Elin kızını anana tercih ediyorsun ya, alacağın olsun senin. Anneciğim niçin öyle diyorsun? Seni sevmez olur muyum hiç? Neden böyle yapıyorsun? O zaman da söyledim sana. O zaman da Nazan'la evlen dedim. Nazan senin için daha hayırlı dedim. Anne, Ayşe duyacak. Duyarsa duysun. Ondan mı korkacağım be? Duysun bakalım. Saygısızın teki zaten. Ne yaptığı iş, iş ne de erkek doğurabiliyor. 5 para etmez. Anne, gözünü seveyim böyle yapma. Ayşe'nin sana karşı bir kusuru varsa söylerim, düzeltir. Sen üzülme. Üzülme sen. Canım abi. Ne diye yüzüme bakmıyorsun Ayşe? Yo, nereden çıkardın? Ağladın mı sen? Yok, ağlamadım. Hayır, ağlamışsın. Neden?
Evet ağladım. Bilmiyor musun neden ağladığımı Veli? Nedenmiş? Ben bir şey bilmiyorum. Seni mutlu edemiyorum Veli. Annem de mutlu edemiyorum. Etmelisin. Çünkü o benim annem. İnan bana elimden geleni yapıyorum ama annem... Canım o kadar olsun artık. Kadının hayatta tek bir arzusu vardı. Bir erkek torun. O da olmadı. Veli. Veli oğlum terliklerimi bulamıyorum. Gel de bulalım hadi. Tamam anne geliyorum. Dün gece bana nasıl baktığını görmedim sanma. Niye öyle diyorsun anne? Canım sıkkındı biraz o yüzden. Ben senin canının neden sıkın olduğunu biliyorum ama daha vakti var. Var daha vakti. Sinirlerim yıprandı da biraz o yüzden. Hem daha ne kadar oldu hastaneden geleli anne? Ne yani? Ben seni çalıştırıyor muyum? Onu mu kakıyorsun başıma? Ben söyledim Veli'ye ama dinlemedi beni. Bana bak kızım. Bir erkek evlat için annesinin ne kadar önemli olduğunu sen anlayamazsın. Bunun için bir oğlun olması lazım. O da olmadı. O yüzden Veli'yi benden uzaklaştırmaya çalışırsan hata edersin. Anladın mı? Anne, ben neden böyle bir şey yapmaya çalışayım ki? Sana saygısızlık ettiğim bir tek gün gösterir misin bana? Dilinde pabuç kadar oldu senin gelin. Korkulur senden. Kalk bana bir kahve yap hadi. Bence yeter artık Mera. Hayatı zehir ettin kıza. Yazık valla. Ne yazığı be? Yüzsüzün teki. Ne yaparsam yapayım bırakmıyor oğlumun yakasını. İyi işte yuvasına sahip çıkıyor kadın. Bana ne onun yuvasından? Ben erkek torun istiyorum. Bu yüzden o kadın bu evden gitmeli. Meral günah ayol. Ortada bir çocuk var. Yazık hepsine. Hem benim mutlu evliliğinden. Ama ben mutlu değilim. Bir plan yaptım. En kısa zamanda hayata geçireceğim. Vallahi korkulur senden. Sakın benden yardım isteyip günahına ortak etme. Merak etme. Ben kendim hallederim. En azından yerine birini buluncaya kadar kalsaydın. Hiç zamanım yok abi. Borcun vadesi yaklaştı. Daha iyi bir iş bulmam lazım. Yoksa o parayı ödeyemem. Borç alsam bir yerden şimdilik. Ya abi kim bana borç verir? Parasızlık çok kötü. İnsanın bazen para için yapamayacağı şey yok abi. Anne, bir çay daha alır mısın? Yok oğlum, ben çıkayım. Cengiz, bana bir taksi çevir oğlum da ben gideyim eve. Tamam abla. Hadi hayırlı işler. Sağ ol anne. Ay Nazancı. İyi ki geldin. Nasıl özlemişim seni. Keşke Veli de burada olsaydı da görseydi seni. Ya Meral teyzeciğim. Ben de görmek isterdim Veli'yi. Bütün çocukluğumuz birlikte geçti. Aslında daha fazlası da olacaktı ama. Dur bakalım Naz'a. Gün doğmadan neler doğar. Bir bakarsın umudunu kesmişken gelinim olarak girmişsin bu eve. Evli barklı adam artık Veli. Hiç olur mu Meral teyze? Olur olur. Hem nasıl olur? Peki işleri nasıl Veli'nin? İyi, çok iyi. Bir dükkan daha açacak şimdi. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Ayşe!
Ay pek ağır bu kız Nazancığım. Efendim anne. Nerede hani kahveler? Getiriyorum hemen. Hem ağır hem becereksiz. Nazan'ın kahvesi orta olacak. Aklında tutamamışsındır sen şimdi. Orta. Anladın mı? Başka işin varsa gerek yok. Sonra da içeriz kahveyi. Gelin. Sana söylüyorum. Neye öyle dikilip duruyorsun yalı kazığı gibi? Dilini mi yuttun yoksa delirdin mi? Ne bu halin? Evet delirdim. Sen delirttin beni. Şu yaptığına bak. Yaşından başından da mı utanmıyorsun? Daha dün bu kadının kocama... Terbiyesiz şey. Sen misafirin önünde nasıl laf söylersin? Sen de hak ettin Meral Hanım. Yetti artık, dayanamayacağım daha fazla. Peki taksit yapıyor musun? Tabii beyefendi, taksit yapıyoruz. İster 6, ister 12 taksitte. Nasıl arzu ederseniz. İzninizle. Tabii. Ayşe ne oldu, neyin var? Seninle konuşmam gerek Veli. Meşgulüm, görmüyor musun? Veli, dayanacak gücüm kalmadı benim. Ne bu Ayşe, durmadan şikayet. Yeter ama. Git şimdi, akşama konuşuruz. Veli ne olur. Tamam, evde konuşuruz, hadi git şimdi, hadi. Abi, bankaya gidip geliyorum ben. Affedersiniz, ne diyorduk? Taksitlerimiz çok. Ahlaksız. Sen ne yüzle geliyorsun bu eve? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Yüzsüz. Tüf. Bir de soruyor. Utanmaz arlanmaz seni. Ne oluyor anne? Ne yaptım ben? Olmaz olsun senin gibi anne. Utanmıyor musun sen kocanın arkadaşıyla sokak ortasında karıştırmaya? Derdin buymuş demek. Seni ahlaksız anne, seni. Bırak anne. Beni anne yalan. Böyle bir şey varsa canlı çıkmayayım bu evden. Yemin ahlaksız ederim yok sen, öyle bir şey. Ahlaksız sen. Yeter. Yeter anne, yeter! Beni itiyorsun ha! Yalan yok öyle bir şey! Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Bak, karı diye kendine seçtiğin kadın annenin gözünün yaşına bakmadan dövüyor. Yalan, yalan Veli, inanma ona, yalan! Yemin ederim yalan! Üstelik seni aldatıyor, hem de Cengiz'le! Allah bilir bebek ondandı. O yüzden düşürdü belki de bebeği. Bu da mı gelecekti başımıza Veli? Yalan. Yemin ederim yalan. Sus! Terbiyesiz kadın! Bunu da mı yapacaktın bana ha? Nezin! Bunu da mı yapacaktın bana? Yok öyle. Bunu da mı? Olmaz olsun seni gibi anne. Utanmıyor musun sen sokak ortasında kocanın arkadaşıyla karıştırmaya? Soyumuz kuruyacak, soyumuz. Bir erkek evlat için
annesinin ne kadar önemli olduğunu sen anlayamazsın. Bunun için bir oğlun olması lazım. O da olmadı. Hadi anneciğim, hadi kalk. Allah'ım sen bize yardım et, hadi. Ya anne ya, nereye gidiyoruz? Dayına gidiyoruz bebeğim. Niye şimdi gidiyoruz, sabah gitseydik. Şimdi gitmemiz lazım anneciğim, hadi. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Anne, bırak. Anne! Anne yapma! Gel! Anne! Anne. Bırak! Git artık, saçmalık söyleme. Anne! Allah'ın musibeti de sabah namazına uyandım. Gördüm çocuğun olmadığını. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim. Anne! Ne olur çocuğum verin bana. Yaptığın yanlışlar yetti artık Ayşe. Ama kızımı benden alamazsın. Ama o benim de kızım Veli. Artık o senin çocuğun değil. Hadi anne içeri gir. Anne! Anne! Şeyma kızım! Yavrum bebeğim! Anne! Ne olur onu verin bana. Dayanamıyorum Veli. Ne olur ver kızımı bana. Ne olur! Şeyma! Ay çok zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti canım? İyi de Meral, Şeyma'ya mı olacak? Canım ne olacak? Nazan bakacak elbette. Şu dünyada gördüğüm en akıllı, en edepli kız o. Hatta ben de sordum Nazan'a, çocuk seni rahatsız eder mi? Aman anneciğim, o ne biçim söz dedi. Veli'nin çocuğu benim de çocuğumdur dedi. Hadi bakalım, ben o kadar emin değilim. Ve bildiğim halde engel olamadığım için de vicdan azabı duyuyorum. Sen hala orada mısın Gülsüm? Boş ver geçti gitti. Hem o Ayşe'nin becerip de veremediğini Nazan verecek bana. Aslanlar gibi erkek torun verecek. İnşallah. Ben de yarın Ankara'ya gidiyorum. Gelinin doğumuna az kaldı. Hayırlısı. Masa hazır Meral teyze, buyurun. Hadi. Hani? Neredeyse bir hafta olacak Ayşe. Ne oldu? Konuşsana Ayşe. Hani bir hafta içinde gelip alacaklardı seni? Niye gelmiyorlar? Sana soruyorum. Abicim, Veli'nin işleri uzadı herhalde. Bana bak Ayşe. Bu işin içinde bir iş olmasın ha? 3 gündür ne Veli ne annesi telefonlarıma çıkmıyorlar. Yok yerinde değil, yok hasta uzanıyor. Hadi onlar gelmiyor. Sen niye gitmiyorsun? Sana söylüyorum. Bir halt mıydın yoksa oralarda? Estağfurullah abicim, olur mu öyle şey? Bana bak Ayşe. Sen söylemezsen ben gideceğim yanlarına yarın. Ay ay ay. Güzel gelinim bana kahveler de pişirirmiş. Köpüğü de tam kıvamında. Afiyet vallahi olsun anneciğim. Oh be oh, rahat edeceğim nihayet. Oh. Kahveler de yapılmış. İş yerine falan gelmedi değil mi o Ayşe karısı? Yok. Gelse de almam zaten içeri. O iş bitti artık. Ne yüzde gelecektik. Aferin oğlum.
Bak işte kadın dediğim böyle Nazan gibi olmuş. Ayşe nerede, Nazan nerede? Anne. Ne annesi canım? Hemen nikah tarihi alın. Böyle şeyleri uzatmamak lazım. Daha doğrusu Nazan gibi kızı kaçırmayalım derim ben. Teşekkür ederim anneciğim. Ben yaşlı bir kadınım. Bir an önce torunumu kucağıma almak istiyorum. Selamünaleyküm. Abi. Kendine gel Veli. Ne abisi? Hayırdır Recep? Ne için geldin? Ben Ayşe için geldim. Niye gönderdiniz onu? Bir kabahat mı yaptı? Yok canım. Kabahat falan değil de... Oldu evet. Büyük bir kabahat oldu hem de. Artık bizim gibi bir aileyle yaşaması mümkün değil. Ama kabahatini söylemeyelim daha iyi. Olur mu canım, söyleyin. Söyleyin de biz de verelim cezasını. Boş ver sen abi, gel. Gel çıkıp konuşalım. Abi biraz. Deyip durma şu adama. Ne oluyor Meral Hanım? Nasıl laflar bunlar böyle? Söyle de biz de bilelim kardeşimizin kabahatini. Bilmek istiyorsun öyle mi? Peki sen istedin. Terbiyesiz, ahlaksız. Rezil ettin bizi, rezil. Abicim bir şey yapmadım ben. Yemin ederim bir şey yapmadım. Yalan söylüyorlar. Koskoca insanlar. Niye yalan söylesinler ha? Abi ne olur bir kere dinle beni. Ne dinleyeceğim be? Namussuz. Ailemizin yüz karası. Defol hemen evimden çabuk. Lütfen bir kere dinle beni abicim. Sus. Sus. Abi deme artık bana. Ben senin abin değilim artık. Abi. Hemen defol evimden. Defol. Abi. Abi. Abi bir şey yapmadım abi. Abi bir şey yapmadım. Kızımı istiyorum. İftira attılar bana diyorum. İftira. Allah'larından bulurlar inşallah. Kızımdan kopardılar beni. Abi lütfen. Nazan! Nazan! Ne var? Ne var deme, gel buraya. Ay, ne var? Şeyma tuvaletteydi, bitirmiştir herhalde. Hadi temizliğini yapıver. Anne görmüyor musun? Giyindim ben. Çıkacağım birazdan. Sen yapıver. Yine nereye gidiyorsun sen? Belinin haberi var mı bundan? Yok. Olması da gerekmiyor zaten. Yemek var dolapta, ısıtıp yersin. Sen o kuş kadar beyninle beni bastıracağını mı sanıyorsun ha? Bu eve gelin gelmek için can atıyordun. Şeyma. Kızım, yavrum benim. Bir görebilsem seni, bir görebilsem. Bana bak Veli. Nazan'ı yola getireceksen getir. Yoksa ben getirmeyi bilirim. Ama anne sen de tuhafsın yani. Aynı şeyleri Ayşe için de söyledim. Ama bari Nazan için yapma ya. Anlaşıldı. İş yine başa düşecek. Zaten sana güvenip evlendiren de kabahat. Anne ne yaptım şimdi ben? Karın her gün dışarılarda geziyor. Bak yine evde yok. Annen hasta haliyle çocuk bakıyor. Ya sen ne biçim adamsın be? İyice aptallaştın ha.
Anne. Baba anne. Anne. Baba anne. Baba anne. Baba anne benim. Anne iyi misin? Durumu fena değil. Fakat çok iyi bakılması gerek. Hiç sinirlenmeyecek ve stresten uzak olacak. İlaçlarının zamanında verilmesi çok önemli. İkinci kez tekrarlarsa bu seferki gibi şanslı olmayabilir. Tabii tabii. Siz hiç merak etmeyin. Çok dikkatli oluruz. Merak etmeyin doktor bey. Bana öyle bir bakarlar ki... bir ay sonra otopside görüşürüz sizinle. Aşk olsun anne ya. Ne zaman kusur ettik sana karşı? Aman neyse. Göreceğiz bakalım. Ben gideyim artık. Siz anladınız sanırım her şeyi. Tabii. Geçmiş olsun. Bebeğim. Seni çok özledim. Canım kızım benim. Seni pencereden gördüm anne. Hadi eve gidelim. Şimdi gelemem yavrum. Ama ben hep buralardayım. Merak etme sakın, tamam mı? Yakında alacağım seni. Canım yavrum benim. Bir tane. Rezil. Bırak kızımı ahlaksız kızım. Ne yüzle geldin yine buraya? Siz ne olacak? Kızımı geri verin bana. Onu verin ne olur. Evet, yalvarırım. Git buradan git. Unut kızı falan da git buradan. Anne. Sen de kadınsın. Anne. Belki anne olacaksın. Anla beni. Bana yardım et ne olur. Ne olur. Anne. Bak bak bak. Kızın da aklını karıştırmaya çalışıyor. Rezil seni. Defol git buradan. Anne. Kızım. Anne istiyorum. Anne. Git hadi. Anne. Bırak annemi istiyorum. Yine nereye böyle? Hani halı yıkayacaktın sen bugün? Dışarıda bir işim var. Başka gün yıkarım. Bana bak. Artık bu işe dur demenin zamanı geldi. Evli barklı kadınsın. Her gün her gün. Ne bu sokaklar? Gizli gizli telefon görüşmeleri. Sen ne halklar karıştırıyorsun? Sana hesap vermek zorunda değilim. Bana karışamazsın. Benimle böyle konuşamazsın. Haddini bil. Bana bak. Ben Ayşe'ye benzemem. Onun gibi sümsük değilim. Bana bağırıp durma, sana zehir ederim hayatı. Yaptığın ne sanki? Daha ne yapacaksın ha? Aman, senle mi uğraşacağım be? Tüh, terbiyesiz seni. Sümsüğün biri gitti, ahlaksızın biri geldi. Nedir benim bu rezillerden çektiğim ya? Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Sana 50 kere söyledim. Ben yokken annemin her dediğini yapacaksın. Onu üzmeyeceksin. Bir dediğini iki etmeyeceksin. Anladın mı? Ama Veli, ben ona kötü davranmıyorum ki. Bir dediğini iki etmiyorum. Ne derse hemen yerine getiriyorum. Bugün yemek yapmadan dışarı çıkmışsın. Hem neden her gün dışarı çıkıyorsun ki? Bağırma bana. Çıkmam gerekiyordu. Çıkabilirsin ama nereye gittiğini söyle. Annemi de mağdur etmeye hakkın yok. Anladın mı? Anladım ama bıktım artık Veli. Bıktım. Ne demek bıktım ya? Ne demek bıktım? Hamileyim Veli. Ne? Hamileyim. Dışarı test almaya çıkmıştım. İnşallah çok yakında bir oğlumuz olacak. Yani emin olmak için hemen söylemedim sana. Aman Allah. Az daha çok büyük bir hata yapıyordum. Çok şükür Allah'a. Anneme haber verdin mi peki? Vermedim. Bence kesin erkek. Bir iki ay geçsin, ultrasona gireyim. O zaman erkek torun müjdesi veririz. Nazım. Canım gelinim benim. Sonunda benim muradımı erdireceksin ha. Özür dilerim seni üzdüysem. Affet beni ha. Allah'ıma çok şükür. Hayırlısı.
Hadi anne, geç kalıyorum. İlaçlarının haricinde bir şey istiyor musun çarşıdan? Yok kızım, sağ ol. Çok yorma kendini. Sonra Veli ile gidersiniz alışverişe. Ben önden bir araştırayım bakalım. Oğluşum için neler var? Babaannesinin bir tanesi. Yemek yapmadım. Dünden kalanlar yeter diye düşündüm. İyi etmişsin. Yeter bence de. İyi. Hadi görüşürüz. Ne bakıyorsun öyle? Kalk git benim örgümü getir. Anne saçmalama lütfen. İlaçlar yüzünden hayal görmeye başladın. Oğlum hayal değildi gördüğüm. Bir adam vardı yanında. Hayal anne hayal. Nazan benim karım ve oğlumun annesi. Yapmaz öyle şeyler. Oğlum bana inanmak zorundasın. İnanmıyorum anne. Sadece hasta halinle buraya kadar gelmene üzüldüm. Hadi git şimdi. Şeyma yalnız kalmasın. Hadi. Hadi kızım, bir kere pencereden bak bari. Bak da annenin yangını biraz olsun sövsün. Hadi yavrum, hadi bebeğim, duy sesimi ne olur. Kızım, Şeyma bebeğim. Anne, anneciğim. Seni gördüm çok şükür. Kızım yavrum, evde kimse yok mu? Anne, senin ilaçları unutmuşum. Artık Veli alır nöbetçi eczaneden. Unutacak kadar meşguldün herhalde. Hı? Ne dedin anne? Yok bir şey. Siz için ben hemen geliyorum. Bak Veli, gördün mü? Neyi gördün anne? Her gün dışarı çıktığı yetmezmiş gibi... Bir de telefon görüşmeleri var. Anne, boşuna uğraşıp durma karımla. Ya sen ne biçim adamsın ya? İnsan biraz kıskanır, şüphelenir. Hiçbir şey yapmayacağım anne. Sen ne dersen de sana inanmıyorum. Daha fazla ısrar edersen kalbini kırarım, haberin olsun. Veli'ye öyle şeyler söylersen soluğu huzur evinde alırsın, anladın mı beni? Sen de aklını başına al. Veli'ye her şeyi apaçık anlatmadığıma şükret. Ve eğer bu evde gelin olarak yaşamak istiyorsan benle iyi geçin. Vay, şimdi anlaşıldı senin tavrın. Ama ne yazık ki Veli sana inanmadı, değil mi? Ama er geç inanacak.
ne altlar karıştırdığından haberi olacak. Sen söylemezsen haberi olmayacak. Eğer huzur evinde yaşamak istiyorsan söyleyebilirsin tabii. Ama o zaman ne oğlunun ne de torununun yüzünü görebilirsin. Sen çok iğrenç bir kadınsın. Allah belanı versin seni. Hayır Cengiz. Bu dediğin olacak şey değil. Ama mecburum Nazan. Polis her yerde beni arıyor. Canım başka yer mi yok? Polis gideceğim her yeri biliyor. Ama oradan kimse şüphelenmez. Ama Cengiz Beli'nin bir haberi olsa öldürür bizi. Haberi nasıl olacak canım? Kim söyleyecek ki? Haklısın. Kim söyleyecek ki? Kapıya gelince beni çaldır. Zile basma tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet duydum. Cengiz hırsızlık yapmış. Buradan da az para alıyorum diye çıkmıştı zaten ama borcum var falan diyordu. Neyse dostum kapatıyorum. Acayip başım ağrıyor. Belki eve gidip dinlenirim biraz. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben çık deyinceye kadar odandan çıkmayacaksın, tamam mı? Ya babaannem seslenirse? Yine çıkmayacaksın. Babaannen bakmıyor sana. Ben bakıyorum. Ben çık deyinceye kadar buradasın, tamam mı? Tamam. Şeyma odasında. Sen de ortalıkta dolaşma anne. Özel bir misafirim gelecek. Kahvaltı edeceğiz birlikte. Kimmiş bu misafir? Samimi bir arkadaşımın eşi. Özel bir mevzu konuşacağız. Şimdiden söyleyeyim de misafirim erkek. Yanlış anlama yani. İyi. Rahat ol. Kimse girmeyecek mutfağa. Sen ne kadar cesur bir kadınsın ya. Üvey kızının ve kaynananın evde olmasına rağmen beni eve alıyorsun. Aşk için bazı şeyleri göze almak lazım. Sahi Cengiz. Niye hırsızlık yaptın sen? Sevgilime hediye almak için. Ay. Ama bu çok güzel bir şey. Sen ne garip adamsın ya. Teşekkür ederim. Mert Akin. Ay çok güzelmiş bu. Ha. Ay çok beğendim. Vallahi çok yakıştı ha. Sen yakıştı. Ne güzel bir kadınsın ya. Alo. Alo, Veli. Oğlum, çabuk eve gel. Ne oldu anne? Ne olur oğlum, hemen eve gel. Hadi çabuk, seni bekliyorum. Hala senden kimsenin şüphelenmediğine şaşıyorum. Kaynanam şüphelendi ama onu susturdum. Onun bütün derdi erkek torunu. Veli de mutludur baba olacağı için. Hem de nasıl? Havaları uçuyor. Hmm. Şşt! Dur ne yapıyorsun? Şşt! Hadi geç. Tamam. Geç çabuk. Sesini çıkarma. Thank you.
Yine ne oldu anne? Artık üstü kapalı söyleyecek durumu kalmadı bu işin. Nazan seni Cengiz'le aldatıyor oğlum. Benim karımla Cengiz. Delirdin mi anne? Delirmedim. Vallahi doğru söylüyorum. Anne, Nazan benim karım ve karnında senin torununu taşıyor. Böyle iftira atmaya utanmıyor musun? İftira değil oğlum. Ayşe'ye iftira etmiştim. Ama bu gerçek. Nazan seni aldatıyor. Ayşe'ye attığım iftira gerçek oldu oğlum. Ve şu an içerideler. Anne ne diyorsun sen? Veli, Veli dur oğlum. Veli oğlum yapma. Veli, Allah aşkına yapma. Veli, Veli yapma. Ahlaksızlar. Beni izah etmeme izin ver. Neyi izah edeceksin be? Neyi izah edeceksin? Ne olur indir o silahı. Bak karnımda senin bebeğini taşıyorum. Deli. Elinden bir kaza çıkacak. Karnındaki bebeğin babası ben miyim? Söyle! Söylesene kadın, kim o bebeğin babası? Kim? Beli. Ahlaksızlar! Namussuzlar! Beni! Anneciğim bu haftan az kalmış. Yarın sağlık ocağına gidip yazdıralım. Olur kızım. Allah razı olsun. Babaanneciğim iyi misin? Babamı görmeye ne zaman gideceğiz anne? Görüş gününe daha 5 gün var kızım. Babam neden hapse girdi? Bunları sonra konuşuruz kızım. Şimdi babaannen dinlensin, tamam mı? Tamam. Hadi içeri gidelim biz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.